Ağrı var mı? Var. Nerelerde var? Bu kalçamın üstünde, belimde, tek taraflı bacağımda uyuşma oluyor. Ayak parmaklarımda uyuşma, karıncalar oluyor. Bazen tutunca bacağım kasılıyor. Kasılınca uykum olmuyor, ağrı oluyor çok. Peki bize müracaat eden hastalarımız, Zafer Hocam geldiğine davet ediyoruz, geliyorlar. Onlar da hocama muayene olmak için buradalar. Peki hocam var mı sorunuz? Bir değerlendirelim. Ben hemen az çok, hani vaktiniz sınırlı olduğu için direkt değerlendirmeye geçiyorum. Yok, siz daha fazla kişiye bakın diye derdimiz o. Tamam, öne doğru eğilebilir misiniz bir? Hani bel problemi varsa, şimdi fıtık problemlerinde öne eğilirken buram çok vuruyorsa ağrıyor, demeye çok, kalmadı, çok vurdu. Ha. Hani çok fazla eylemiyorum. Bir baskı ağrıyor var demektir. Şu an acıyor. Evet, bacağınıza da yayılıyor mu? Ayak parmaklarıma çok vuruyor bacağımı. Tamam. Karıncalanma. Yeni oluyor doğru geldiğinizde. Ay yok hocam, bu kadar. Oo. Çok mu acıyor? Acıyor evet. Yüzünden belli oluyor zaten hemen. Bu şekilde yaptığımda. Var hocam. Bu şu demek oluyor. Eklem şu an kilitli durumda ve oynamıyor. Ha, bu yüzden mi gidemiyor? Sıkışmış acıyor durumda. Evet. Peki. Gelin böyle sırt üstü yatalım. Şimdi ciddi problem var mı yok mu onu anlamak için birkaç test yapacağız. Ama peki, sol tarafta belli ki bir problemim var. Biraz yukarı gelsene kuzum. Birazcık yukarıya. Muhtemelen tamam, dokunduğum yerde havaya zıplayabilir. Oo. Hocam belime vuruyor. Bir tarafım. Orası neresi dokunduğunuz yani? Niye bu kadar acıyor? Kalçaya şu hareketi yaptıran kas. Kalçam. Ve ha, aynı anda şunu kas yaptıran kas. Ve eğilirken de ağrısı olunca şey oluyor demek ki, bakın. İnanılmaz ağrılı. Mesela aynı şekilde bu tarafa basayım. Sol taraf, sağ tarafa şey basayım. Yok. Orada bir şey bakın, yok. Bakın. Aynı. Oo, hatta yok, bayağı basıyorsunuz. Daha fazla orada bir şey yok. Buraya sadece dokunuyorum bakın. Ay. Bu da şu demek oluyor. Demek ki bacağını havada tutması da zor olacak. Ha. Şimdi fizyoterapi seyrediyorsa tamam, bildiğiniz ders alıyorlar şu an. Neresi? Kaldırın. Onlar da bizi çok havaya seyrediyorlar. Kaldırın. Şu an kalçaya da vurdu ağrısı. Sıkışmanın derecesi yüksek. Ağrıdığını söyle ki hocam gitsin. Havada tutabilir misiniz? Kendini. Bırakayım mı? Havada tutun. Bırakıyorum. Havada tutun siz, ben bırakacağım. Bırakacağım. Durmuyor hocam. Oo, bu kadarcık mı? Bir daha bir yapın bakalım. Bırakın. Hiç bu kadar tutamıyorsun ayağını. Bu kas. Bakın şimdi enteresan bir şey göstereceğim. Belki biraz canınız yanacak ama. Dizi bükebilir miyim? Çok enteresan bir şey, bakın şimdi. Nedir o? Bu tekniği bulan hocaların asistanıyım bu arada. Öyle mi? Asistanıydım, şimdi ben de anlatıyorum. Şahane. Ne oldu? Ay ay ay. Nefes alıp verin. Azalacak, nefes al ver. Riskli bir şey değil, korkma. Şimdi bu tetik nokta tedavisi. Bak hala bastırıyorsunuz, şimdi acı mı o kadar? Gitgide azalıyor ve ben arttırıyorum. Şu an aynı yere bastırıyorum. Var hocam şimdi. Şimdi arttırdım şimdi, ama iki katını çıkardım. Ver. Ya biraz öncekinin iki katı. Nefes alıp ver veriyorsun. Başka şeyler düşün. Ben burada genelde hastalara ha, sorular döndü, soruyorum. Ha, nereden geliyorsun? Sorun hocam, siz normal. İlkokulu nerede okudum falan diye o ara düşünürken ben tekrar bastırıyorum. Hocam. Beş katına çıkarttım. Hocam. Tamam, ay, nefes ay, alın ay, verin. Ama az önce dokunduğunda fırlıyordun. Şimdi ayağını bana bırak, serbest bırak. Tamamen ağırlığı bana bırak. Bırak, bırak, bırak. Hocam. Tamam, ha, var mı? Bastırıyor musunuz? Evet. Ha. Var, dizime vurdu hocam. Buram. Vurur, tamam. Yavaşça bırakıyoruz. Bu hareketleri lütfen kendiniz denemeyin. Aman. Hocam yayında böyle yaptı. Dur sen de benim şurama dokun bakayım demeyin. Kaldır bakayım. Profesyonel birisi yaptı. Nereye dokunduğunu ve ne kadar kuvvet uyguladığını oradan bilemezsiniz. Bakın. Lütfen. Biraz, aa, biraz dur ayağını gör, ayağını gör. Az önce hiç can yoktu ayakta. Bir daha yapar mısınız? Bir daha kaldır. Ha, inanamıyorum. Tut burada. Tut. Aa, yoruldu. Bak tutabiliyorsun. Tutabiliyorsun şimdi ayağını. Ama evet, daha tedaviye yeni başladık. Ay az önce hiç. Çok vurdu. Bırak, serbest bırak. Bunun şimdi omurgayla bağlantısını açmak gerekiyor. Yan dönün hemen sağ tarafa. Şey gibidir bu. Böyle. Nereye basacağınızı bilirseniz insan vücudunda. Abi zaman... şaka gibi ya. Az önce ayakta hiç can yoktu. Bıraktım böyle gibi atıveriyordu kendini yere. Bakın kalçası dönmüyor. Hı-hı. Kalçası dönmüyor yani. Ne demek o, bir daha yapar mısınız? Bakın. Bak şurası hiç hareket etmiyor, dönmüyor, görüyor musunuz? Taş gibi. Bu ne demek biliyor musunuz? Kalça şu şekilde şurada kalmış demek. Bu yüzden buradaki kas gerilmiş. Bu geriye, ha, geldiği için bu bunu çekiyor. Aslında sorun bel fıtığı değil. Ne? Burada düştünüz mü hiç? Çok düştüm hocam. Çocukken çok düştüm. Düşmüş. Bak, bak, buradaki bak, kemik yukarı kayıyor. Ha. Tamam. Kalçaya vuran, bacağa vuran ağrı var. Hemen bel emarı çekiliyor. Herkeste fıtık var. İşte benim yalan dediğim olay bu işte. Yüzyılın yalanı fıtık demişti hocam. Hani gerçekten yani fıtık var, evet, gerçek yalan fıtıklara değil. Fıtıklara bir şey değil ama bu, fıtık olmayıp da fıtık zannedilen de çok şey serbest var. Serbest bırakın. Bakın şimdi ilgili omurgayı bulacağız. Ay size bir de düşmeyle ilgili soru vardı ya. Dur. Beyninizi başınızı rahatlayalım. Hanımın çocuğu düşmüştü.
Dur neredeydi? Ha. Hocam. Alt tek ayağınızı uzatın. Bir izleyicimiz demiş ki kızım 6 yaşında. Tamam, serbest ne oldu? Bırak. Çok ağır mı? İlgili yerdeyim çünkü. Tamam, serbest bırak kendini. Bana bırakır mısın kendini? Abi. Gevşek bırak. Ay. Ay böyle bir aniden bir şey yapıyorsunuz ya. Ay. Sadece bir saniye sürüyor ama. İyi Allah'tan. Misin şimdi? İyiyim hocam. İyi misin kuzum? İyiyim. Yok o kadar yok şimdi. Şimdi aynı yere basıyor. Yok. Bak aynı yere bir görsene nereye bastı. Az önce burada çığlık çığlığaydın. Evet. Hiçbir şey yok. Yani bu kası şöyle tarif edeyim. Şu havluyu alabilir miyim? Şu şekilde düşünün. Şuradan şöyle bir kas. Bir dakika hocam. Böyle şimdi bir kas sizi. Yani. Böyle bu bir kas şu şekildeydi. Bu şekilde olduğu için de kasıyordu. Sürekli kasıyordu kendisini. Düzleşmiyordu. Şimdi de eski haline geri dönmüş bacağını oldu. Bacağını kaldır şimdi. Kendini kaldırabilecek misin? Ben vallahi bravo. Kaldır. Bir alkış rica ediyorum. Bu kadar duruyor. Tamam. Yukarı kaldıramıyorum fazla. Daha iş çok. Mesela şimdi